Adres engellemeleri konusunu isterseniz bir toparlayalım. CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcılığı bir rapor hazırlamıştı. Türkiye'de internete erişim sorunu. Bu raporu basına dağıttı. Faruk Bildirici ise okur temsilcisi köşesinde 99.952 adres engellenmiş bilgisini verdi. Bu bilginin altına da hatta Hürriyet Gazetesi'nden de çok fazla engellemenin olduğunu, Hürriyet Gazetesi'ne de engellemeler yapıldığını söylemişti. Ve bu engellemelerin arkasına da kendisine yapılan bir davanın engelleme ile ilgili bilgilere içeren, daha doğrusu engelleme yapıldıktan sonra engellemenin davasının yazılması işinin engellenmediğini yazmıştı. Engellemeleri yazmak serbest diye yazmıştı. Bugün Cumhuriyet Gazetesi yine bir haberin engellemesiyle ilgili haber yaptı. Kendisine yapılan, yani hani kendisinin yazdığı bir habere engelleme gelmişti ve bunu da engellemeyi haber yaptı. Tabii haber, engellemelerin yazılmasının serbest olması konusu yeni gündeme gelen konulardan birisi ve bugün gördüğüm kadarıyla da Twitter'da Özgür Mumcu bu konuya el atalım, yardımcı olalım şeklinde bir destek bilgisi de vermiş durumda. Şimdi işin bu kısmını tamamen bir hatırlayalım. Nereden geldi? Bu işler nasıl oluştu? Engelleme konusu nereden çıktı? Bir isterseniz bakalım. Bu 56-51 internet yasası, malum meşhur internet yasamız ilk çıktığı zamanlarda tabii ister istemez dünyanın birçok ülkesindeki bu konuyla ilgili çalışmalar göz önüne alınıyor. Avrupa Birliği müktesebatı da göz önüne alınıyor. Avrupa Birliği müktesebatının içinde engellemelerle ilgili bir konu yok. Fakat şöyle küçük bir ayrıntı var. Diyor ki çocuk pornosu, çocuğu pornoya alet ettiği için içeriği zaten zararlı bir içerik haline geliyor. Dolayısıyla o içeriği engelliyor. Sadece çocuk pornosu ile ilgili konuşuyorum. 56-51'e geldiğimiz zaman devletin o dönemde bu yasayı gerçekleştirecek yazan kişiler bunun içine katalog suçlarını da eklediler. Yani katalog suçları, ben 9 kusurlu hareket diyorum. 9 kusurlu hareketi de bu işin içine eklediler. Konu artık mevzuata gelince BTK TİB'e, o dönemde TİB vardı, TİB'e bu konuyu görev olarak verdi. TİB de mevzuatı aldı. Çocuk pornosuyla olan alakalı kısmı tamamen bütün pornoya tanımladı. Böyle olunca ortaya korkunç bir liste çıktı. Yani çok büyüyen bir liste çıktı. Hemen arkasından da bu yasadan yararlanılarak online itibar yönetimi yaptırmak isteyen, yani Google'da ismi arandığı zaman kendi ismiyle ilgili kötü haberler gelen insanların bir kısmı Türkiye'de, dünyada bunu yapan insanlar aslında danışmanlardır çoğunlukla. Ama bazı noktalarda avukatlar da bu konuyla ilgilenirler. Fakat Türkiye'deki online itibar yönetimi, özellikle yurt dışından gelen büroların büyük bir çoğunluğu avukatlardan oluşur. Ve Türkiye'de de birçok avukat bu konuyla ilgilenmeye başladı. Öyle olunca bu yasa iyice sündü. Ortaya şöyle bir şey çıktı. Herhangi bir mahkemeden engelleme kararı alıyorsunuz, getiriyorsunuz. Önce engelleme kararının hangi yasadan kaynaklandığıyla ilgili bilginin verilmesi serbestti. Daha sonra hakimler, acaba bu engellemeyle ilgili bilginin verilmesi bizim can birliğimize zarar verir mi düşüncesiyle, canımıza kasteder mi düşüncesiyle bir karar çıkardı. Engelleme, erişim engellemelerin sebebi de artık yazılmaz oldu. Böyle olunca o rakam bir anda 99.952'ye kadar çıkmış oldu. Yani bunların arasında siyasi engellemeler var. Siyasi engellemelerin dışında aslında bütün bu konuların tek sebebi olan çocuk pornosu var. Ama çocuk pornosunun dışında durumdan görev çıkaran devlet memurlarının önce katalog suçlarını, daha sonra pornografinin tamamını bu işin içine ekleyerek ortaya çıkan korkunç, can sıkıcı bir hal almış durumda. Zaten dikkat edin, Faruk Bildirici'nin yazısındaki, yani üstteki yazıdaki adres engelleme ile ilgili konu aşağıda engellemeleri yazmak serbest noktasına geldiği zaman şunu görüyoruz. Aslında sorun bir şekilde insanların bu engellemeleri koymaya başlaması.
Yani bu internet açısından ciddi bir sorun haline geldi. Ha, bu noktada bir de çok küçük bir bilgi olarak, biraz uzadı video biliyorum ama önemli konulardan birisi. Ben bir tek Wikipedia ile ilgili blogun destekçisiyim, onu söyleyeyim. Yani onun dışındaki hiçbir bloklama, tabii çocuk pornosu hariç, çocuk pornosu gerçekten çok önemli, çok ciddi bir konu. Dolayısıyla öyle bir içeriğin oluşmamasını sağlamak gerekiyor. Yani o içeriğin seyredilmesini değil, oluşmamasını sağlamak gerektiği için önemli bir konu. Çünkü orada ciddi bir abuse var. Onun dışındaki konularda sadece Wikipedia'nın bloklanması konusunda ben biraz açıkçası doğru buluyorum. Çünkü Wikipedia'nın içindeki içerik, biliyorsunuz, bir ansiklopedik içerik değil. Düzenlenme şekli ne kalırsa, bana kalırsa çok iyi değil. Ve Türkiye'deki editör yapılanması yanlış. Bunu baştan beri söylüyorum. Buradaki yapılanmanın yanlışlığını uzun zamandır söylüyorum. Bunu şurada görüyorsunuz. İsterseniz hemen VPN üzerinden Wikipedia'ya girin. Çok inandığınız, çok güvendiğiniz, çok da doğru olduğunu düşündüğünüz ve hiçbir yerde yazmayan güzel bir içerik oluşturun. Bakın, 10 saniye içinde siliniyor. Yani Türkçe içeriğin oluşturulmasına izin vermeyen bir editoryal yapı var. Gerçek Türkçe içeriğin oluşturulmasına izin vermiyorlar. O yüzden de Wikipedia ile ilgili kararın destekçisi olduğumu söylemek istiyorum.